Merhaba, ben Atılay Turhan. Yeni bir Yüreği Dersine daha hoş geldin. Bugünkü dersinde aydınlatmalar üzerine konuşmaya başlayacağız. İsterseniz detaylara hemen başlayalım. Öncelikle sahnemde şurada genel aydınlatmalarım var. Şöyle görüyorsunuz. Sahne bu ışıkları aydınlatacak. Şimdi bunları hatırlarsanız önceki derslerde Yüreği Light MTR'lerle desteklemiştik. Ama tek başına yeterli olmaz demiştik. O yüzden bunu biraz daha destekleyebilmek için, bu ışığı, bu alanı doldurabilmesi için bunu biraz da ne yapılması lazım? Farklı ışık kaynaklarıyla devam ettirilmesi lazım. Nasıl devam edeceğiz peki bu ışık kaynaklarına? Şöyle, Create menüsüne giriyorum. Sıfırdan bir şey oluşturacaksam Create menüsü bir ziyaret edeyim. Ondan sonra burada Light, Artificial Light, yapay aydınlatma teknikleri var burada Artificial. Şurada Photometric, burada Photometric değildi, Yüreği ışıklarına giriyorum ben buradan Yüreği ışıkları. Burada Yüreği ışıklarına geldikten sonra burada Yüreği Light veya diğer adıyla Rectangle Light adlı sekmeye giriyorum. Burada Yüreği Light'a tıkladım. Sonrasında Edge Face'lerim açık. Yani objelerin segmentlerini görebiliyorum. Çünkü objenin üzerinde çalışacağım. Işıklarımın ilk pozisyonunu hazırlarken kabaca pozisyonunu. Katı bir modelin üzerine çalışacağım. Solid bir formun üzerine çalışacağım için AutoGrade özelliğini baştan bir açayım. Şimdi önce ilk objemizi oluşturarak başlayacağız. Şu anda bakın Z aksı yukarı doğru bakıyor. Köşeye yaklaşırsanız aks değişecektir. Buna dikkat edin. Çok köşeye yanaşmıyorum o yüzden. Şöyle tıkladım. Elimi çekmeden, parmağımı sol tuşuna elimi çekmeden şöyle bir tane rectangle line çiziyorum. Çektim elimi. Gördüğünüz gibi Yüreği Light'ım oluştu. Şöyle farklı açılardan bakarsam. Şu an dediğim gibi şu kabaca yerini ayarladım. Çünkü neden öyle söylüyorum? Bu ışık şu anda da aydınlatamaz. Niye? Önünde bir katı model var. Gördüğünüz gibi. Direkt onun üzerine çizdiğim için şu an aydınlatamaz. Şu an tek amacım kabaca yerlerini belirlemek aslında. O yüzden şu anki yerine ilk başta kafaya takmayın. Şu anda kopyalarını da alayım. Çünkü bunlara ince ayar yapacağım ama önce kabaca ışık yerleşimlerini bir hazırlayalım isterseniz. Işığım seçili. Shift tuşuna basıyorum. Yeşil aksa, Y aksında, Y axis. Tıkladım, elimi çekmiyorum. Diğer aksa bırakıyorum. Bağımsız kopyasını alacağım. Copy, hayır. Instance, örnek kopya alacağım. Instance veya hani bağımlı kopya da diyebilirsiniz. Çünkü birine yaptığım değişiklik hepsini etkileyeceği için. Bunu objenin dışında ışıklarda da kullanabiliriz bu özelliği. Instance diyorum. Sayı girmek ister misin diyor. Işıklarımın hepsinin yeri birebir eşit olmayabilir. O yüzden ben kendi manuel bir kopya alacağım. Manual copies yapacağım. Manual. Şöyle ışığımı alıyorum biraz daha. Shift'le yeşil aksda instance olarak kopyalıyorum. Biraz daha yaklaştım. Instance. Evet. Sonrasında şurada yalnızca ışıkları seç diyor filtrelerden lights. Bakın yalnızca ışıkları seç dediğimde komple bile seçsem fazladan bir seçim girmiyor. Şifre yan tarafa kopyasını alıyorum. Tabi simetrik olduğunu varsayıyorum yan tarafında, değil mi? Sizde projeniz daha simetrik de olabilir, buna dikkat edin. Okey dedim. Şöyle bakıyorum. Belki biraz öne doğru alabilirim kızıl aksta.
Evet. Sonrasında şöyle hepsini seçtim. Şu anda dedim ya, ışıklar şurada spota denk geldiği için spotun önünde kapatıldı burası. Şu anda aydınlatmayacak. Mavi aksı biraz aşağıya doğru çekersem, bakın gördüğünüz gibi artık aydınlatmaya başlayacak. Artık önünde onu bariyer yapacak hiçbir şey yok. O yüzden ışığımı biraz daha ön plana getirdim gördüğünüz gibi. Evet, ışıklarımı yerleştirdim şöyle. Tabii ki bu ışıklarımız genel aydınlatma olacak ama şu anda direkt 90 dereceyle yere bakıyorlar. Bu çok hoşuma gitmeyebilir yani ışıklarım konusunda. Çünkü istiyorum ki şuradaki merkez odak daha aydınlık olsun. Çünkü ortaları spot yerleştirmeyeceğim, dikkat edin. Ortalarda ne var? Şurada lokal aydınlatma olarak kullanacağımız, şurada yemek masasına bakan daha sıcak tonlarla bir ışık kaynağımız olacak. Ama bu ikisi tek başına yetmeyebilir. O yüzden bunlar hafif açılı bir şekilde buraya bakarsa daha dengeli bir aydınlatma olacağına inanıyoruz. O yüzden deneyelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Bir tanesi max'e açısını ayarlamak, diğeri de viri ile açısını ayarlamak. Önce ben düz mantık bunu max'e yapmayı deneyeceğim. Işıklarımı seçiyorum şöyle. Rotate'e girdim. Rotate. Sağ klik. Burada ışığımı şöyle Y aksında, nereden biliyorum Y aksı olduğunu? Bakın şurada şu anda dikey gösteren aks, yeşil aks. Y aksına geliyorum. Eksi 10 derece giriyorum bakın. Eksi 10 derece girdiğimde ışıklarım çok daha tatmin edici bir şekilde alanıma bakıyor. Çok daha fazla verebilirdim bu açı ama abartmama hiç gerek yok. O yüzden tatlı bir açıda bıraktım bunu. Benzer bir etkiyi şurayı da yapıyorum. Sağ tuş diyorum. Evet, buraya da şöyle geri alalım. Yönümüz yanlış oldu. Pozitif yönde 10 yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şurası da oldu. Işıklarımın şu anda açısı doğru yere doğru bakıyor. Evet, burası artık odak noktamız, biraz daha aydınlık olacak. Peki başka avantajı oldu mu bu ışıkların yerini ayarlamanın, açısını ayarlamanın? Tabii ki. Bakın, ışık kaynaklarınız duvara çok yakınsa buraya patlatacaktır. Tabii ki ışığın açısını değiştirmek tek başına buna da yeterli olmayacaktır. Ama bir adım attık, ışık patlamasını biraz daha azaltabilmek için. Daha sonraki derslerde ışık patlamasını biraz daha azaltabilmek için başka teknikler de uygulayacağız. Bugün ne yaptık? Yönünü biraz daha merkeze doğru odakladık ki duvarın üzerine çok ışık kendini göstermesin. Yine de patlatacaktır ama bir adım atmış olduğunuz birkaç adımla o ışığı orada manipüle ederiz. Evet, buraya kadar getirdim. Işıkların pozisyonları yerli yerine görünüyor. Evet, bir sonraki derste de ışıklarımıza ince ayar çekmeye başlarız. Bugün dersimizde pozisyonlamayı yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.